Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Yazım kuralları konusuna son verdik biliyorsunuz. Çok önemli uygulamalar sizi bekliyor. Soru çözümleri sizi bekliyor. Noktalamaya geçmeden en azından bir hafta daha diyelim haydi ona. Yazım kurallarıyla işli dışlı olacağız. Çok önemli uygulamalar bizi bekliyor. Ama çok sürpriz bir videoyla karşınızdayım. İsterseniz hiç uzatmayalım. Sürpriz adı üzerinde sürprizimizi yavaş yavaş gerçekleştirelim. Şimdi hocam. Yazım kurallarında çok önemli iki başlık var. Büyük harflerin yazımı ve tabii ki bitişik ayrı yazımlar. Büyük harflerin yazımında bilmeniz gereken çok önemli başlıklar var. Onları hemen burada bir özetleyeyim isterseniz. Nedir hocam? Mesela gazete ve dergi adlarını, haydi şuraya yazayım, nereye yazacağım bilemedim. Evet, burası süper. Gazete ve dergi adlarını büyük harfle başlatırız. Çok doğru hocam. Onun dışında hocam, çok önemlilerini şu an topluyorum sizler için. Çağ, dönem, devir sözcükleri büyük harfle başlar. Bu da çok doğru, çok güzel. Hocam, millet, boy, oymak adları da büyük yazılmıyor mu? Evet, çok doğru. Onun dışında dil, lehçe demiştik değil mi? Diller, lehçeler adları tabii ki büyük yazılır. Bunun yanı sıra din ve mezhep adları değil mi? Kesinlikle büyük. Ve buna mensuplar da büyük yazılıyordu. Çok önemli bir başlıktır, unutma lütfen. Saygı ifadesinden sonraki makam mevki adları. İşte sayın valim, sayın bakanım falan gibi ifadelerde. Bakan, vali ifadeleri tabii ki büyük harfle başlayacak. Onun dışında hocam, mahalle, bulvar, sokak, meydan, cadde. Bu M önemlidir. Bak biraz yamuldu gitti. Çok önemli. Değerli çünkü. Bu biraz dik duruyor. Burada millet, boy, oymak dedi. Çok değerli değildi. Bu çok değerli bir yamuldu bu. Mahalle, bulvar, sokak, meydan, cadde. Büyük harfle başlar. Hocam, ya konu bitti. Geçti gitti de. Geçmedi desem. Hocam, uyuma lütfen. Haydi uyan. Show başlıyor. Geçmedi desem bizim... Asla unutmamanız gereken büyük harfli yazımların akrostişidir. Gelsin hocam, gelsin, Allah rızası için gelsin. Tekrar ediyorum, dikkat, hemen başlığımız burada bir görünsün. Asla unutmamanız gereken büyük harfli yazımların şifresi, akrostişi, geçmedi desem. Tekrar ediyorum, bakın dikkat. Gazete, dergi dedik, çağ, dönem dedik, millet, boy dedik, dil, lehçe dedik değil mi? Din, mezhep dedik, saygı belirten ifadeden sonraki makam, mevki dedik. Mahalle, bulvar, sokak, meydan dedik. Belki ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Telefondan, şuradan, buradan daha pratik yazmak adına not etmek isteyenler olabilir. İşte görüntümüz burada. İşte show akrostişimiz burada. Geçmedi desem büyük harfli yazımların çok çok önemlilerinin aman dikkat şifresi. Şimdi hocam, bu yeterli mi? Yetmez tabii ki. Çünkü büyük harfli yazımlar diye başlık attık. Bir 20-30 madde saydık. Burada bir 8-10 tanesi var. Ha, bir de bunların küçük yazılanları var. İsterseniz gelin onun için de şovumuz yavaş yavaş başlasın arkadaşlar. Bakın dikkat. Küçük harfli yazımlarda neye dikkat edilmeli? Hangi başlıklar çok büyük önem taşıyor? Haydi başlayalım. Şimdi öncelikle köy, belde, il, ilçe sözcüklerini. Küçük yazıyor muyuz? Evet hocam, hiçbir sıkıntı yok. Eyvallah. Peki ara sözler, ara cümleler. Hani bu iki virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında oluyordu. Onları küçük harfle başlatmıyor muyuz? Evet hocam, onlar da kesinlikle küçük harfle. Kitabınızda da anlatmışsınız. Doğru. Para birimleri, dikkat. Para birimleri küçük harfle yazılmaz mı? Kesinlikle. Peki hocam, akrabalık adlarını küçük yazmaz mıyız? Çok doğru. Peki Tanrı, Allah, ilah sözcükleri özel ad dışındaysa küçük yazılmıyor mu? Kesinlikle doğru. Hocam, müzik makamlarını nasıl yazıyoruz? Acem Buselik, Kürdili Cihazkar ya da sadece Cihazkar vesaire nasıl yazıyoruz? Küçük tabii ki. Ay, dünya, güneş sözcükleri hocam terim anlamda değilse nasıl yazarız? Küçük harfle yazarız. Ha, onun dışında hocam, bir de siz sanki ayrıntılı bir madde vermiştiniz. Medeniyet, mistisizm sözcükleri küçük harfle başlar demiştiniz. Çok doğru. Aman, konu kapanıyor ama ben bu konuyu burada kapatmam hocam. Kapatmam akrostişimiz bizim kesinlikle unutmamanız gereken küçük harfle yazımların akrostişi arkadaşlar. Asla unutmamanız gereken küçük harfli yazımların akrostişi kapatmam. Lütfen bu konuyu kapatmayın hocam. Çok önemli. Çok fazla soru gelecek çünkü. Hocam bir de Allah'ını seversen şu yazdığını bir göster. Süpersin hocam. Şimdi alanlar bu görüntüyü bir alsınlar. Bak, küçük harfli yazımların büyük bir heyecan taşıyorum. Anlatımdan fark etmiş olmalısınız. Normal bir konu anlatımının çok ötesinde bu. Çünkü yıllarca biliyorsunuz 30-35 madde yazdık yazdık geçtik. Söyledik söyledik geçtik. Yorumlara bakıyoruz. 10 yorumun 9'u şu. Ya hocam, iyi güzel anlattın da ben bunu aklımda nasıl tutacağım diyor. 10 yorumun 9'u bu değil mi? Nasıl aklımızda tutacağız hocam? Bir sürü şey anlatıyorsunuz da bu 8-10 madde, 20 madde, 30 madde nasıl hatırlayacağız? İşte akrostişimiz ortada. Kapatmam akrostişi. Şimdi bakın arkadaşlar. Hiçbir şey hatırlamasanız bile, atıyorum P para size çağrışım uyandırır değil mi? Bakın dikkat, para. A akrabalık, para
olan akrabaya sahip olur mu hocam? Parası olanın, bilmiyorum, bağlantı kurulmasın. Böyle iğrenç bir bağlantı kurulmasın ama parayla akrabalık ilişkileri arasında bir bağlantı kurulabilir. Allah göstermesin, dikkat. Buralarda bazı ilişkiler var yani, yazarken de çok dikkat etmedik buna ama böyle ilişkiler de çıkıyor ister istemez. En kötü K köy. Yani çağrışım yapacak bu harfler size. Defterinizde, kitabınızda 30-35 maddeyi böyle sayfa sayfa çalışmak, ezberlemeye çalışmak var. Bir yandan da arkadaşlar bunları akrostişlerle bir iki harfle de olsa hatırlamak var. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Büyük ve küçük harfli yazımlarda bakın burada 2, 4, 6, 8 başlık gibi görünse de kendi içerisinde bakın dikkat, tek tek ayırdığımız zaman onlarca maddeyi ne yapmış olduk? Toparlamış olduk. Şimdi büyük harfli yazımlarla küçük harfli yazımlar cepte. Hocam eyvallah, tamam, bunu anladık da bitişik ayrı yazımları ne yapacağız? Bitişik ayrı yazımlarda da büyük sıkıntılarımız var. Gel isterseniz orada da küçük bir artistliğimiz var. Yavaş yavaş başlayalım. Bakalım ne kadar etkili olacak, ne kadar hoşunuza gidecek. Masala dağılmadan, kalemler uçmadan başlıyoruz. Şimdi hocam, bak. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Şimdi oğlu, kızı sözcükleri bitişik yazılır biliyorsunuz. Oğlu ve kızı. İşte el oğlu, el kızı falan filan. Tamam. Baş ve başı sözcüklerinin bitişik yazıldığını biliyorsunuz. İşte usta başı derken ya da baş hakem, baş öğretmen vesaire derken. Ev sözcüğü her zaman bitişik yazılır. Öğretmen evi, ne bileyim işte aş evi, huzur evi falan fistan. Ha, yardımcı eylemlerle ilgili de çok önemli bir madde vardı, hatırlayacaksınız bitişik ayrı yazımlarda. Neydi hocam? Ünlü düşmesi, ünlü türemesi ya da herhangi bir düşme türeme diyelim. Varsa bitişik, yoksa ayrı yazılıyordu. Bunun dışında hocam bilim, bilgi sözcüklerini ayrı yazıyorduk değil mi? Çok önemli bu. Bilim, bilgi sözcükleri ayrı yazılır. İç, dış, sıra sözcükleri ayrı yazılır. Zede, zade, name, hane bitişik yazılır. Emir kipiyle kurulan, aman dikkat, birleşik sözcükler de vardı. Çekyat vesaire, örtbas gibi. Bunun dışında yön, yol, ön, ana, yön demeyelim, yol. Ön, ana sözcüklerinin ayrı yazıldığını söylemiştik değil mi? Yol sözcüğü, aman dikkat. Ana yol, çevre yolu, karayolu falan fistan. Ön sözcüğünü söylemiştik, ana sözcüğünün ayrı olduğunu söylemiştik. Alt ve üst sözcüklerinin soyut bir şey ifade ediyorsa bitişik, somut ayrı olduğunu söylemiştik. Pekiştirmeler, tamam ya, zaten pekiştirmeler bitişik yazılır. Orada bir sıkıntımız yok. Arapça, Farsça tamlamalar artık bitişik yazılıyor idi. Şu mazmezli kullanımlara dikkat arkadaşlar, çok önemlidir. Bunu küçük yazayım ki her harfi başka bir yere gidiyor gibi algılanmasın. Mazmez eki o kadar değerli ki, hani karınca incitmez, et yemez, var yemez, bunlar hep bitişik. Değer bilmez, kadir bilmez değil mi? Mazmez, anen, arerli kalıplı ifadeler bitişik yazılıyordu, unutmayın. İkinci kelimesinde dıdi yer alan, dıdi dudü yer alan kelimeler vardı. Çıt kırıldım, ne bileyim artık oldu bitti değil mi? Gece kondu falan fistan gibi. Aman Allah'ım, o bey bize yapamazdı şifresi. Ne kadar saçma olsa da bu akrostiş size bitişik ayrı yazımlarla ilgili çok şey hatırlatacak. Sadece şu mazı bile hatırlamanız geçtiğiniz sınav sorusu için yeterliydi aslında. Doğal olarak lütfen hocam gelsin. Şu görüntü bir gelsin. Öncelikle asla unutmamanız gereken bitişik ayrı yazımların akrostişini sizlere bir aktarayım. O bey bize yapamazdı demiştim. Az önce söyledim ama görüntü önemlidir. Şöyle kaliteli güzel bir görüntü gelsin ekrana. Sonra şu ikisini buradan bir alalım hocam. Hemen diğerini getirelim. Süper. Aman dikkat hocam. O bey bize şifresi bir tekrar edilsin. Oğlu kızı bitişik. Baş başı bitişik. Ev bitişik. Yardımcı eylemler. Ünlü türemesi ya da ünsüz türemesi neyse artık. Türeme ya da düşme varsa bitişik. Bilim bilgi ayrı. İş dış sıra ayrı. Zede zade namehane bitişik. Emir kipi bitişik. Sizden ricam şu. Odanıza, şuraya buraya neyse artık, deftere, kitaba bunu böyle minik bir şekilde, minyatür bir şekilde yazıp küçük küçük böyle bir avuca sığacak kadar küçük bir kart gibi adeta yazıp bir köşede bekletmeniz, cebinizde, kitapta, şurada burada taşımanız bir yerde elinizde dursun arkadaşlar, gözünüzün önünde dursun. Şu an size biraz zor gelecek ama inanın şöyle en fazla bir saat adam akıllı bir çalışmadan, sağlam bir ezberden sonra haftalık düzenli tekrarlarla asla unutmayacaksınız. Düşünsenize ya, yıllardır bu anlatılmıyor mu madde madde? Sınava girmeden önce, ki çok çok önce halletmiş olduk bunu şükürler olsun, onlarca maddeyi tek tek aklınızda tutacaksınız. O bey bize yapamazdı demiştim, bunu da vereyim de en azından bir karışıklık olmasın. Yol, ön, ana, ayrı maddeleri toparladım hepsini. Bakın siz bir harfle en az 3 maddeyi hatırlamış olacaksınız. Alt üst değil mi? Bitişik ayrı yazdım çünkü soyutsa bitişik, somutsa ayrı biliyorsunuz. Pekiştirmeler bitişik, Arapça, Farsça tamlamalar.
kalıplamalar bitişik, mazmez, ar er ile biten kalıp ifadeler bitişik, dı dı du dü ile biten kalıp ifadeler bitişik, oldu bitti gece kondu falan fistan demişti. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. O bey bize yapamazdı. Yaklaşık 30-40 maddeyi topladı arkadaşlar. Bu tek tek harfleri sayıp bir de kendi içerisinde 2'ye 3'e ayrıldığını düşünürsek 30-40 tane maddeyi toparladınız. Sizden ricam bugün bir saatinizi bunu böyle deftere ya da A4'e şöyle bu A3 hocam A4 olsun şöyle. Mis gibi büyük harflerin yazımı tık küçük bir şifre. Küçük harflerin yazımı şifresi. Bitişik ayrı yazımlar akrostişi şifresi verilsin. Şöyle küçücük bir yarım sayfaya hocam bunları bir yazın. Sonra bunları bir çalışın. Boş bir sayfaya bir daha yazmaya çalışın. Bir gün uğraşın bununla. Yani 1-2 saat en azından bugün diyelim. Bir gün olmasın. Bugün en azından 1-2 saat uğraşın. Yarın bir daha. 1-2 hafta sonra bir daha derken en fazla bir hafta içerisinde. Bu başlıkları tek tek hatırladığınızı göreceksiniz. Konu başlıklarını ne kadar hatırlarsanız örnekleri vesaireleri konuya hakimiyetiniz o kadar güçlenir. Kendinize o kadar güvenirsiniz. Zaten sıkıntımız hocam ben hatırlayamıyorum bu maddeleri. Nereden hatırlayacağım? Sıkıntımız bu. İşte onu da böylece halletmiş oluyoruz. Çok önemli bir hatırlatmadan sonra inşallah dersi bitireceğim. Hemen sayfamızı şöyle bir getirelim hocam. Çok önemli bir iki tane dikkatim var arkadaşlar sizler için hazırladığım. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Bir de kural dışı olanlar var. Onda da çok önemli bir maddeyi sizlere bir hatırlatmış olayım. Çok önemli bir videoyla bitirmiş olalım. Sonla bitirmiş olalım. Şimdi dikkat kısmına bakın ne yazdım. Hani bu ne zaman bitişik, ne zaman ayrılar var ya. Onlarla ilgili bir toparlama maddesi hazırladım sizler için. Akrostişleri lütfen unutmayın. Çok değerlidir. Hiçbir sözcük anlamını yitirmezse İki sözcükte ayrı yazıyorsun hocam, sıkıntı yok. İkinci sözcük anlamını yitirmezse yine ayrı. Yani mesela köpek balığı, balık hala anlamını yitirmemiş duruyor. O zaman ayrı yazıyorsun. Ya da ton balığı, deve dikeni, yer elması bunlar anlamlarını korumuşlar. Bakın dikkat. İkinci sözcük kelimelerin bitişik ya da ayrı yazımında çok önemli bir paya sahip. İkinci sözcük anlamını yitirmezse ayrı yaz. Her ikisi de mi yitirmiyor? E zaten ayrı yazıyorsun. Yani şunu bilmen yetecek. Peki hocam. Her iki sözcük ya da ikinci sözcük anlamını yitirirse. Şimdi bu her iki sözcükler çok değersiz, çok önemli değil. İkinci sözcük arkadaşlar, birleşik sözcüklerde özellikle ikinci sözcüğe bakıyorsunuz. Kuş burnu. Artık burada burnun anlamı kalmamış. Bakın buraya 4 tane örnek seçtim. 4 değil, 40 tane de yazabiliriz buraya örnek. Yani bu 4'ü lütfen 3 noktalı düşün. Yani devamı var. Şu mantıkla, şu taktikle, bu kısa yolumuzda, bu çok önemli maddeyle, Türk Dil Kurumu çok güzel vurgular bunu. Bu çok önemli maddeyle onlarca örneği cebinize koyacaksınız. İşte hocam şu bitişik yazılır mı? Hiç sormana gerek yok. Hemen ikinci sözcüğü düşün. Anlamını yitirmiş mi? Yitirmiş mi? Evet yitirmiş. Bitişik yaz. Keçi boynuzu yitirmiş mi? Yaz bitişik. Ha bunun dışında Rüştü Hoca'dan 100 sözcük, 150 sözcük, 200 sözcüğü boşa yapmıyoruz. Onun faydası da şu. Bu kuralların dışında istisnai görüntüler var. Ben bunları bas bas anlatıyorum ama bunun çok çok dışında örnekler var. Değil mi? Yitirse de yitirmese de bitişik ayrı yazılan. Onları da zaten bir 100-150 sözcük gibi liste olarak sizlere tekrar çekeceğim, aktaracağım inşallah. Ama lütfen ikinci sözcüklere dikkat. Bakın keçi boynuzun. Artık boynuzun anlamı kalmadı. Çıktı o an boynuzdan. Benzediği için bu ad verilmiş. Hemen bitişik yazıldığını unutmayın olur mu? Çok önemlidir. Bu video çok değerli. Lütfen çok ama çok dikkate alınız. Akrostişleri tek tek yazın, bir köşeye asın ve küçük küçük çalışmalar yapın. Hikayelerinizde, hikayelerimde daha doğrusu yer vereceğim. Fotoğraflarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu akrostişlerin olduğu fotoğrafları bekliyorum. Yazıp bir köşeye mutlaka fotoğrafını çekip atın bana. Ben onları hikayemde paylaşacağım. Bu akrostişleri ulaştırabildiğimiz her yere ulaştıralım. Yazım kurallarıyla ilgili ilk defa yapılıyor çünkü böyle bir şey. İnşallah hemen konu anlatım kitabında da buna yer vereceğim. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.